Anami bugün sabah PKK Şırnak'ta izinden dönen personel için önlem alan askeri birliğe saldırdı. Bir subay, iki asker, üç şehidimiz var. Dün gece Diyarbakır'da devriye görevi yapan polis otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru şehit oldu. Yoldan geçen bir kişi de hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Son 10 günde şehitlerimizin sayısı 15'i buldu. Yine Diyarbakır'da lokanta tarandı. Lokantada oturan iki polisimiz yaralandı. Yüksekova'da Dağlıca Üst bölgesine PKK'lı teröristler tarafından Havan ve Doçka uçak savar silahıyla saldırı yapıldı. Ya bu kadar basit bir şeyi nasıl anlayamıyorsun? Ben hayret ediyorum ya. Kapatmasını söyleyeyim, bir türlü anlamıyor. Başka müzikle falan mı oluyor, bir şey uğraşıyor. Evet, dinliyorum. Sivillere yönelik saldırıları da oldu PKK'nın. Bingöl'de Ankara-Tahran seferini yapan trenin geçişi sırasında uzaktan kumandayla bomba patlatıldı. Bugün öğleden sonra 30 F-16 havalandı. Kandil ve Kuzey Irak'a yeniden bombardıman başladı. PKK'ya yönelik bombardımanın sonuçları da açıklandı. 261 teröristin öldürüldüğü açıklanıyor. 300 aşkında yaralı olduğu duyuruldu. Evet. Yalnız nereyi vuruyorlar, nasıl vuruyorlar? Bunların Amerika mesela bir yer vurduğunda resmini yayınlıyor. Evet. Mesela bir bina yolu, binanın nasıl yerle bir olduğunu göstertiyor. Evet. Tesis, sürekli bize böyle haberler geliyor yıllardan beri. Yani 30 yıldan beri bombalanıyor bu, ne bitmedik bombardıman ve ne bitmedik yıkılmadık binadır bunlar, ben anlamadım. Evet. Bütün halaş pamuğu gibi attık diyorlar. Hayır, saygım var, tamam, inşallah böyledir de. Nerede bunun resmi? Nerede bunun belgesi? Evet. Değil mi? Bina yıktığında orada havadan onun görüntüsünü tespit edebilirsin. Her türlü teknik teçhizata sahipler. Havadan istediği gibi resmini çekebilirler. Amerika öyle yapıyor. Bombardımandan sonra bütün tesislerin hepsinin resmini, görüntüsünü göstertiyor. Biz tabii ki, ben bombardımana karşıyım. Bombardımanın bir mantığı yok. Ama bu habere de inanmamızın tam oluşması için fotoğrafların olması lazım. Yani çünkü yıllardan beri duyuyoruz. Ya onlar yaptığında görülüyor. Bütün televizyonlar, radyolar falan yayınlıyor. Şehitlerin ailesi var gücüyle bağırıyor, ağlıyorlar. İnsanlar baygınlık geçiriyorlar. Bu örgütün müthiş propagandası oluyor. Örgüt bir güç gösterisine bulunuyor PKK. Biz işte böyle yaptığımı böyle yaparız diyor adamlar. Ama sen bombardıman yapıyorsun, yerle bir oldu diyorsun. Sadece adı var, kendi yok. E varsa göstert resimlerini. O kamuoyunda bir anlam taşır o zaman. Yani misilleme yapıldığına dair bir anlam taşır. Bir de bu ne bitmedik bombardımandır, ben bunu anlamadım yani. Her olayda 30 uçak kalktı, 40 uçak kalktı. Benim bildiğim bombardıman bir kere yapılır, konu da biter kökünden. Yani 30 kere bombardıman yapılmaz. Yani ya yapanlar alakasız bir teknik kullanıyorlar. Yani çünkü günlerden beri bombardıman devam ediyor da bu nasıl yıkılmadık bir tesis ve binaymış bu. Tabii. Balistik çelikten yapılsa yine yıkılır yani. Yıkıldıysa nerede bunun enkazı yani? Mesela işi de yapıldığında hemen o gece yayınlandı görüntüler. Bak böyle halaş pamuğu gibi attık, şunu yaptık, bunu yaptık. Tamam, PKK'ya yapıldığında onu da bir görelim. Değil mi? Nereler yıkılmış, nereler ne yapılmış bir görelim. Nerede bunların tesisleri ayrıca adamların? Bunlar it kopuk takımı ya. Yani bunlarda tesis falan bir şey yok ki. Pis pis binalar, ahır gibi yerler. Mezbelelikler. Zaten yıkılması onlar için bir iyilik yani. Yıkmak değil, direkt yakmak lazım. Mikrobu kırılır yani, hiç olmaz. Ama ben havadan adam öldürülmesine karşıyım. Çünkü orada masum olur, çocuk olur, bilmem hayvan olur. Böyle bir şey olmaz. Amerika mesela bir yılda IŞİD'e karşı 5500 hava saldırısı yaptı. 15.000 kişiyi şehit ettiler. Mesela F-16'dan bir saatlik uçuşunun yakıt maliyeti 25.000 dolar. 25.000 dolar. 30 tanesi birer saat uçsa acayip bir maliyet. Bunların tesisleri tamamı 50 dolar etmez yani. Hep pislik, ahır falan, yani mikrop yuvası yerler yani böyle. Ancak yakılarak antisepte olabilecek yerler. Bunlar domuz gibi orada yaşıyorlar.
Yani böyle bir yöntem de bir eksiklik var gibi geliyor bana. Hem örgütün cayır cayır propagandası yapılmış oluyor. Akşama kadar bağıran annelerin, bağıran kardeşlerin, ayın bayım olan insanlar resimleri yayınlanıyor. Örgütün istediği de bu zaten. Ya tamam, şehidimiz var derse, şehidi göstertirsin. Cenazesinin defnedilmesini göstertirsin. Ama insanların ayın bayım olmasını göstertilmesini örgüte yaramaktan başka bir anlamı yok. Yani ne anlamı var, amaç nedir orada, ben anlayamadım. Bir kere bu görüntülerin yayınlanması, yasaklanması lazım. Ama PKK'da mesela halaç pamuğu gibi atıldığına dair resimler yayınlansa, bu kamuoyunda olumlu etki yapar. Mesela adamın köprüsü vardı, uçurursun. Efendim, yolu vardır, yerle bir edersin. Bilmem ne başka tesisi vardır. Mesela silah atölyesi, şunu bunu falan vardır. Bunları havaya uçurursun. Yani insan olmayacak şekilde. Özellikle bunlar ulaşım yolları, şunlar bunlar. Bunlar akıl alır.